yakışmış maşallah. Ya benim çantamı gördünüz mü? Ben çantamı bulamıyorum. Kızım senin çantan mı vardı, ne bileyim ben, ne renk? Tabii ki. Bu mu çantan? Ya yengem, evet Allah'ıma çok şükür. Çok sen güzel, ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim canım. Ay ne kadar güzel olmuşsunuz. Ay çantamı tekrar bir bakayım, bulamadım ben ya Diger. Ya bırakın şu çanta meselesini de. Benim anam nerede, anam? Ya bırak annemi de. Bir bak bakayım saçın bozulmuş mu, kontrol etsenize. Dön bakayım, dön bakayım hadi. Bakayım. Ha, hala saç meselesinde. Ha güzel güzel, çok güzel. Git anamı getir. Uy! Ha bu kadın ne hazırlanıyor ya bu kadar? Ayfe! Haydi gelecekler şimdi de. Benim anam zaten kuaförde hazır çıkmadı mı? Ne bekliyoruz acaba? Tamam ben bir çıkıp bakıyorum, hemen bak çıkıyorum. Kızım, bak. Yenge, buldum bir çantayı. Hayır ya, ya bulamadım ya. Her yere baktım. Ya, Elif Su, koş salona bak. Yengenin çantası oraya yayma. Hadi. Şişt, Elif Su, benim küpemin uçluğu yok. Hadi git bul bak bakayım. Ya uçağınız mı var burada ya? Eşyalarınızın sahibi çıkın. Hadi ben tekrar bir bakayım çantama. Geldiler, geldiler. Aykut. Hoş buldum Yadigar abla. Ayfer hazır mı? Eli kulağındadır. Ayfer! Dert değil. Beklerim ben. Selamünaleyküm Haydar. Aleykümselam. Reis, sen hiç akıllanmayacak mısın? Yine kalkıp gelmişsin. Bebe Haydar, kambersiz gelin alınır mı hiç? He? Nerede bakayım gelin? Bekliyoruz. Evet. Şimdi bir adetin daha gerçekleştirme zamanı. Hiçbir şey anlamadım küçük hanım. Burada anlaşılmayacak bir şey yok. Bizden öyle kolay kolay kız alamaz. Uy nereden öğreniyor ha böyle adetleri de? Aferin Elif Su. Ha soy bakayım şu Haydar abini, böyle soğan gibi soy kendisini. Çok teşekkür ederim. Allah bereket versin. Şimdi gelin alabilirsin. Bak 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 konuşuklara. Doğru söylüyor. Ya tek olarak bu parayı bizim almamız gerekmiyor ama biz alaydık iyiydi Fadik. Ya saçmalamış. Hoş geldin gelinim. Sefalar getirdin. Dur hele. Onu evimize gidince deriz. Bugün her şey hazır ve nazır. Bugün hiçbir şey düşünmeni istemiyorum. Ha bir durun da. Ha bir durun be. Ulan evinize gidin de sohbetinizi orada yapın. Evde konuşacak laf bırakmadınız ha? Doğru söylüyorsun reis. He. Hadi gidelim. Ha bir dur dedim. Ha bir dur. Her şey bittikten sonra yerine getirilecek bir gelenek daha kalmıştır kendisi. Haydar, Haydar at bakayım elini arkaya. Çek onu. Vurt! Vurt! Şevket, koy onu yerine. Şşt, konuşma. Abi, sokun o silahları cebinize de. Daha başı var burası. Çoluk çocuk var, sokun. Ya hadi gel doğru söyle. Zaten başım belada. Sok onu be. Sok. Reis. Be. Bir adet de yerini bulmayı versin. Öyle mi diyorsun? Haydi bakalım. E hadi gidelim. Düğünümüz var. Nasıl? Her şey içine siniyor mu Ayfer'im? Nasıl sinmesin be Haydar'ım? Her şey o kadar güzel gidiyor ki. Ben hayatımda ilk kızlarımı kucağıma aldığımda bu kadar mutluydum. Bir de şimdi. Sen ne güzel bir adamsın be Haydar'ım. İyi ki varsın. Hayat seni benim karşıma iyi ki çıkarmış Haydar'ım. Asıl iyi ki sen varsın Ayfer'im. Haydar'ım. Ayfer'im mi?
Evet, evet. Karışmayın bana. Benim hayatım. Benim kararım. Sonucuna razıyım. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum, düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade. Kalbim birane, aşk fevkalade. Gitmediniz mi? Ne duruyorsunuz? Haydar bir dur da. Ya bak şimdi her şeyi ettik, yaptık da bir gelenek kaldı yarını getirmediğimiz kendisi. Neymiş o gelenek reis? Ya şimdi sana onu söyleyeceğiz ama sen şöyle rahat rahat güzelce git bakalım buradan ev. Tövbe tövbe. Arkadaşlar dalın! Dalın!
bekletmedim değil mi Ayfer'im? Bizimkiler adetleri, gelenekleri uygulamaya çalışıyorlardı da. Anladım. Yüz görümlüğü olmadan konuşmam diyorsun. Haklısın Ayfer'im. Haklısın. Görebilirsin Haydar'ım. İmam nerede? Nikahımızı kıyacak ya Haydar'ım. Nikahımız kıyıldı ya Ayfer'im. Resmi nikahımız kıyıldı Haydar'ım. İmam nikahını diyeyim ben. He. Ben onu unutmuşum. Aklımdan çıkıp gitmiş. De haydi o zaman. Sen git imamı al da gel. Her şey usulüne uygun olsun Haydar'ım. Peki sen? Ben burada oturur beklerim. Bu kadar yıl beklemişim. Şunca az mı beklemeyeceğim? İyi. Ben öyleyse gideyim. İmamı alıp geleyim. Of. Vallahi ayaklarım şişmiş aşkım. İyi ki almışsınmış bu ayakkabıları. Ama bir bırakmadın rahat rahat horon tepeyim. Başım döndü diye hemen oturttun beni. Zeynep, hamileyiz biz. Bak sürekli unutuyorsun bunu, tepinip tepinip duruyorsun. Aşkım ben Laz kızıyım. Hamileyim değilim, ne fark eder? Horonu duydun mu akan sular durur benim için. Zeynep. Hı. Kim? Haydar abi, Allah Allah. Alo, Haydar abi, darbelerimiz yeterli gelmedi galiba. Bırak şimdi zevzekliği. Neredesiniz? Yoldayız abi, eve dönüyoruz. Ne oldu? Çok müşkül durumdayım Fatih. Yardımın lazım. Ne oldu abi? Anlamadım. İmam lazım, imam. Ne? Ayfer abla öldü mü yoksa? Ne diyorsun Fatih ya? Ya ne ölmesi? İmam nikahını kıymayı unutmuşuz. Ha sen onu diyorsun abi. Allah aşkına ben başka imam deyince başka bir şey sandım. Ne olmuş Fatih? Ya imam nikahları yokmuş da. Abi ben nasıl yardımcı olabilirim? İmam olup gelebilirsin mesela. Abi bin tane adamım var, söyle bulsun onlar. Ben nereden bulayım? Ya ben sanki bilmiyorum. Hiç aklıma gelmedi o değil mi? Benim adamlarımın hepsi Haydar abimiz evleniyor diye içip içip sızmışlar. Vay sorumsuzlar. Bak Fatih, ocağına düştüm. Hemen bir imam bulup gel. Son bir güzellik yap şu abine. Haydar abi ben nereden bulayım sana şimdi bu saatte imam? Ben sana güveniyorum. Sen halledersin bu işimizi. Hadi, hadi Fatih. Bir imam bulup kalk gel hemen. Bak bekliyorum. Tamam abi, tamam ben halledeceğim. Neyi halledeceksin Fatih? Hayatım imam bulmamız gerekiyor. Bravo yani. Ne demek halledeceğim Fatih? Gecenin bu saatinde imam istemek ne demek ya? Ya hayatım ne olur sen halledersin bak ne olur ha? Hadi bir düşün.
buldum. Benim akıllı karım işte. Allah'ın emri, peygamberin sünneti. Ve burada bulunan Müslümanların şehadetleriyle, 100 gram altın mehirle Hakkıoğlu Haydar'ı kocan olarak kabul ediyor musun? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Hakkıoğlu Haydar, Abidin kızı Ayper'i karılığa kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim yahu. Sizler de şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Ben de Allah'ın huzurunda şahitlerin izniyle nikahınızı kıydım. Allah mesut bahtiyar etsin. Bir yastıkta kocayın inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ilinizi asla unutmayacağım çocuklar. Asla. Çok sağ olun. Çok. Siz mutlu olun, bize yeter Haydar abi. Hadi. Tek yastıkta kocayım. Eyvallah. Biz oyalamayalım abi seni. İçine sinmeyen bir şey kaldı mı Ayfer'im? Kalmadı Haydar'ım. Her şey tamam. Öyleyse. Şimdi burası bizim evimiz mi Haydar'ım? Evet Ayfer'im. Bundan böyle burası ikimizin aşk yuvası. İkimizin. Sadece sen ve ben. Sana daha önce göstermeye vaktim olmadı ama inşallah beğenirsin. Eğer beğenmezsen hemen başka bir ev bakarız. Hiç olur mu öyle şey Haydar'ım? Gerçek olduğuna hala inanamayayım. Sanki rüyada gibiyim. İkimiz aynı rüyadayız Ayfer'im. İnşallah hiç uyanmayız. İnşallah Haydar'ım. İnşallah. O kadar mutluyum ki. Bu rüya hiç bitmesin. Hiç bitmeyecek Ayfer'im. Hiç bitmeyecek. Hadi. Aşk yuvamıza girelim. Bakalım içeriği de beğenecek misin? Beni kucağına almayacaksın mı? Alacağım tabii. Şaka yaptım. Ben de şaka yaptım. Zaten bizim kültürümüzde öyle bir şey yok ki. De hadi gel. Ola! Ola! Mukaddes Hanım'ın malikanesinden bile daha büyük burası. Sana layık değil ama. Olur mu öyle şey Haydar'ım? Bana bak hele, kaç odalı burası? 5 oda, 2 salon. Biraz ufak ama biz de 2 kişiyiz sonuçta. İlahi Haydar, at mı koşturacak evin içinde? Ah, yorulmuşuz be Ayfer'im. Oturunca anladım vallahi. Gel, sen de otur. Ha yok, otur sen otur. Ben mutfağa gideyim, Güzel'e bir çay koyayım. Bir iki sokumda bir şey hazırlayayım da karnımızı doyurak. Olur mu öyle şey Ayfer'im? Sen bu evin hanımısın. Lütfen otur. Oturan da acımızdan göberek mi Haydar'ım? Macide Hanım, Hülya, buraya bakın. Haydar Bey hoş geldiniz. Geldiğinizi duymadık. Hoş geldiniz efendim. Kusura bakmayın. Ziyanı yok. Ziyanı yok. Size benim hayat arkadaşım, sizin de hanımınızla tanıştırayım. Ayfer. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk abla. Şeref verdiniz. Hoş bulduk kızım. Ama ne güzel oldu adam. Bağda arkadaş çıktılar işte. Bundan böyle bu evde Ayfer ne derse o olacak. Ne isterse yapılacak, anlaşıldı mı? Emredersiniz Haydar Bey. İyi. Macide Hanım,
Bize yiyecek bir şeyler hazırlayın. Yanına da çay demleyin. Ayfer'im canı çekmişti. Hemen efendim. Ben de giden paralara yardım edeyim. Ayıp olur şimdi Haydar'ım. Hemen geleyim ben. Ayfer'im. Hah. Lütfen. Gel sen otur. Karılara ayıp olur. Lütfen sen otur Ayfer'im. Otur. Allah Allah. Canın ne istiyorsa onlara söyle yaparlar. Bundan böyle yorulmanı, sıkılmanı, kafanı bir şeylere takmanı istemiyorum. Ben ne diyeceğim bu koca evde? Sen beni sev Ayfer'im. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece beni sev. Dünyanın en kolay işini verdin bana Haydar'ım. Böyle güzel bir adamı kim sevmez ki? Ay Fatih, inanamıyorum. Hı. Resmen yani annem beni sevse, aramız düzelse diyordum hep. Ve şimdi o gerçekleşti. Annenle barıştık. Susuz Zeynep, vallahi var ya. Bütün gündür dilimi ısırıyorum, oğlumun poposunu kaşıyorum. Farkında mısın? Hiçbir sorunumuz kalmadı. Nasıl yani? Bizim şimdi hiçbir sorunumuz yok mu? Hayır. Bildiğin düz insan hayatı yaşıyoruz artık. Ya. Ne oldu? Olmaz böyle ben. Kendimi çok boşlukta hissediyorum. Çok sıkıldım. Saçmalama Zeynep. Ne saçmalama Fatih? Bu bende tiryakilik olmuş. Yapacak bir şey yok. Bak ya oğlum, kız anneye ne diyor öyle? Kız anneye vur. Vur dizine. Anneciğim hiç kızma. Fatih sen de kızma. Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Benim bir sorun bulmam lazım. Saçmalama Zeynep. Dur bir dakika, biraz düşüneyim, bulurum hemen. Buldum. Ne buldun? Helva. Benim sorunum değil ki. Ne demek? Benim sorunum değil. Fatih, helva yapmamız lazım. Hayır. O senin sorunun. Çünkü üretim müdürü sensin. Değil mi oğlum? Allah. Nereye? Seni sorununla baş başa bırakıyoruz. Biz oğlumla uyumaya gidiyoruz. Ya saçma mı? Bu saatte uyunur mu Fatih? Evet. Helva yapacağız daha Fatih. Biz çok yorulduk. Hadi oğlum. Helvayı ben yapacağım. Size de vermeyeceğim. Şunu azıcık kestireyim. Görürsünüz. Siz görürsünüz. Hayatım. Eve iş getirmen hiç hoşuma gitmiyor. Haberin olsun. Ne oldu Fatih? Hani dersiz tasasız uyuyacaktın? Vallahi bizimkini uyutayım derken uykum kaçtı, değil mi? Oh, iyi olmuş işte. Ben burada uğraşayım. Sen git uyu. Kalmış şurada 3 gün teslimata. Ne 3 gün? 3 gün işte. Hayatım, bir ay yok mu? Fatihciğim, numune teslimatına 3 gün, ürün teslimatına 1 ay kaldı. Zeynep sen ne diyorsun? Ben 1 ay var zannediyorum. Ya senden zannetmeye devam et. Ben o yüzden uğraşıyorum burada. Ne yapacağız şimdi peki? İşte bilmiyorum hayatım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bak bakayım şunun tabına. Zeynep bu ne? Yine mi olmamış ya? Rengi olmamış zaten. Tadını söylemiyorum bile. Şurubu çok koyunca rengi değişiyor. Az koyunca da tadı olmuyor. Yok, bizden olmuyor. Geriye git be. Geriye taş. Ooo, kaç kaç. Yeniliyoruz ya, yeniliyoruz. Ya 50 yıl oldu şu hatunu bir kere olsun yenemedim. Hı. Tavlayı da benden öğrendi üstelik ha. Boynuz kulağa geçer Bayram Efendi. Sen de doyamadın gittin şu yenilgiye canım. Dur şimdi. Melih teyze pardon, bölüyorum. Akşam yemeği saat kaçta olur? Kaçta? Bilmem, akşam yemeği kaçta? Ben ne bileyim akşam yemeği saat kaçta? Ben de bilmiyorum. Siz bilmiyorsanız ben mi bileyim? Ben diyeyim 30 dakika, sen de 45 dakika. Gelir canım biraz sonra. Hayır, çok yokmuş. Menüde ne var? Menüde? Bilmem ki. Menüde ne var? Ben ne bileyim menüde ne var? Siz burada normalde akşam yemeği vermiyorsunuz değil mi? Yapan olursa biz de yiyoruz güzel kızım. Niye yemeyelim değil mi? Adam. Ben mi atacaktım? Uyudu mu? Evet uyudu. Karnını da doyurdum. Sen ne yaptın? Domates güzel. Ya biz nasıl bir işin içindeyiz Zeynep?
Ne var Fatih? Ne güzel yemek yapıyoruz işte. Hem hayırlı böyle yaşlı insanları sevindiriyoruz. Fena mı? Resmen kaçak işçi çalıştırıyorlar şu an. Ne söylendi? Ne abarttın Fatih ya? Hem ne var bunda? Ben çok sevdim onları. Çok şirin değiller mi? Öyle şirin gözüktüklerine bakma sen. Ben bir film izlemiştim. Böyle iki tane yaşlı deli hastanesinden kaçıyor bunlar. Sonra böyle normal bir hayat sürüyormuş gibi insanları evinde misafir edip onların boğaz... Fatih sus. Yeter. Sana bundan sonra korku filmi izlemeyi yasaklıyorum. Ben de sana Selim'in çizgi filmlerini izlemeni yasaklıyorum. Pollyanna'yı izleyip izleyip onun gibi oldun. Ne alakası var ya? Sen de çok konuşma, hadi işini yap. Melia! Kız Melia! Hah. Kız Melia, bunlar sahiden yemek yapıyorlar mutfakta. Sahi mi? Elleri dert görmesin, Allah razı olsun. Sen ne diyorsun yahu? 25 yıldır ilk defa benim boğazımdan şöyle sıcak bir yemek geçecek. Ya sen bunadın herhalde Bayram Efendi. Geçen sene sana tarhana çorbasını kim pişirdi? Yahu bana aradan 25 yıl geçmiş gibi geldi. Nankör, nankörsün sen. Yahu bunlar hep burada kalsalar, bize yemek pişirseler ne güzel olur değil mi? Keşke, keşke sus. Ah ellerine sağlık Zeynep'im, güzel kızım. Yemekler nefis olmuş, nefis. Afiyet olsun. Fatih çok tatlı değiller mi? Şuna bak. Birbirlerinden başka hiçbir şeyleri yok ama ne kadar mutlular değil mi? Önlerine yemek konulunca tabii. Onu mu diyorum ben? Bu güzel yemekleriniz için. Allah, baya baya romantikler ha. Biz de ilerledim böyle olur mu? Olur. Olur hayatım, öyle olur. Peki şimdi olalım mı? Olur. Aferin benim oğluma, aferin. Oh. Ah. Fatih şu an o kadar huzurluyum ki. Galiba hayatım boyunca en huzurlu olduğum an şu an yani. Vallahi ben de çok huzurluyum. Her şeye rağmen yani. Aşkım. Diyorum ki acaba böyle bir yere mi yerleşsek? Doğanın içinde. Temiz hava, bol bol yeşillik. Ne dersin? Valla olur hayatım, yerleşelim. İstanbul dışında her yer olabilir. Otelden şikayet edip duruyorsun ama. Burası otel değil Zeynep, orası başka bir dünya. Gerçi ben daha gerginliğimi atamadım ya, o yüzden de böyle konuşuyor olabilirim. Pekala, o zaman doğada gerginlik atmanın İlk aşamasına başlıyoruz. Hazır mısın? Çıkar ayakkabılarını. Niye? Sen çıkar ayakkabılarını. Ne yapacağız?
Aşkım çıplak ayak toprağa basıp bütün negatif elektriğimizden kurtulacağız hadi. Ya Zeynep nereden öğreniyorsun bunları, Fatih'ten mi? Ne demek nereden öğreniyorsun Fatih? Unuttun mu, ben köy çocuğuyum. Tamam o zaman. Çıkarıyorum. Çıkart hadi. Çıkardım. Tamam. Top oynayalım o zaman. Aynen öyle. Haydi bakalım babayla top oynayacağız. Gel. Gel gel gel. Koş 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 koş. Evet. Bak bakalım. Evet. Vur oğlum. Vur. Vur. Vur babaya. Vur. At. Oo nasıl attı, nasıl attı. At bakalım. Ay. Hadi yapma. Ya. Al al. Tamam al. At bakayım anne. Oh. At bakayım. Oh. Yakala. Oh. Allah. Tut 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 tut. Oğlum. Ay. Oğlum. Ay. Oğlum. Geliyor. Geliyorum. Ay yakaladım. Evet. Şimdi sıra bende. Hop yakalayın. Vay be. Gel. Gel hadi bakalım biz atacağız şimdi. Tut. Babası geliyoruz. Geliyoruz yakala bizi. Yakala bizi. Vur. Hop. Bir bakayım. Aa. Heh. Aferin. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Hop. Olur. Alacağım, aman aman. Ay, 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 ay. Ooo, nasıl ittik ya? Çek, çek, çek. Çek çek çek. Çek çek. Gel bir daha it. Ne oluyor ya? Babası. Gel. Şurada Demet anne vardı, kız atacağım. Sen tut başımıza. Hazır mısınız? Sağ ol. Süleyman Usta kolay gelsin. Sağ olasın, sağ olasın. Ana, bu benim marş motoru değil mi? Evet. Nereden buldun? Çalan atmış yolun kenarına, işe yaramıyor diye bırakmış, kaçmış, gitmiş. Biz de aldık getirdik. Harika o zaman, hemen biter iş. Hiç sanmam. Nasıl yani, işte araba burada, motor burada, direkt takacağız. Sen şimdi bana helva yapsana diyorsun değil mi? Süleyman Usta ne diyorsun sen, bırak şu helvayı, burada motor takacaksın, şimdi ne kadara biter? Valla üç günde de biter, beş günde de biter. Ne? Hani iki gündü? Boru mu bu oğlum? Hemen zır padanak bağlayalım. Tüh. Gel bakalım sen şimdi buraya. Ne oldu? Al şu anahtarı. Soyun bak. Bak şurada somun var, gördün mü? Heh. O somunu sıkı sıkı tut. Ben de yatıp alttan bağlantıyı yapacağım, tamam mı? Tamam tamam, yaz sen. Hadi. Tuttun mu? Tuttum. Sıkı tut, tamam mı? Tamam tamam. Sanki uzay mekiği tamir ediyorsun. Ne oldu ya? Gördün mü? Sıkı tut dedim sana. İyi oldu işte. İşine dikkat etmezsen böyle olur. Fatih. Evladım çayı demledik. Şule kızım kısır da yaptı. Ablacığım sıcak su var mıydı? Yok. Şofben bozuk. Üf. Usta şu şofbene de bir el atsana. Vallahi çok yoruldum bugün. Hiçbir şey yapamam. Ancak haftaya bakarız, tamam mı? Vallahi çocuklar
şu ömrümüzün son günlerinde bizi o kadar mutlu ettiniz ki sağ olun yani. ya. Yıllar geçip gider, buraya gelen olmaz pek. biz de birbirimize baka baka burada günleri geçiririz. İyi ki şehrin kalabalığın gürültüsünden kaçıp buraya geldiniz. Zeynep kızım, birdenbire dalıp gittin, ne oldu? Hiç, ben bir an düşündüm de... Ya biz şehrin kalabalığından kaçıp buralara geliyoruz ama siz de burada... O kalabalığa hasret yaşayıp gidiyorsunuz. Bu işler böyledir evladım. İnsan elindekinin kıymetini bilemez. Yalnızlığın kıymeti mi olurmuş hanım? Birbirimize yetip duruyoruz dedik ama... Yani keşke biz de zamanında çoluk çocuğa karışıp... Sizler gibi ara sıra kalabalıktan sıkılsaymışız. O zaman belki hayat daha anlamlı olurdu, ne bileyim. Yaş kemale erip de yakın çevre ortalıktan yok olunca böyle bir yalnızlık çöküyor insanın içine. Üzüntüler, kırgınlıklar, yılgınlıklar adeta yalan oluveriyor. Bir boşluk çöküyor insanın içine. Bir sese, bir nefese hasret yaşıyorsunuz. Sizin o kaçıp geldiğiniz kalabalığa biz hasretiz çocuklar. Halinize şükredin. Çok şükür. Siz galiba artık bizim gitmemizi istiyorsunuz ha? Olur mu öyle şey canım? Vakti gelince herkes evine yuvasına dönecek mi güzel kızım? Belli. Siz de birilerine kırılıp kaçmışsınız, buralara gelmişsiniz. Nereden anladın Bayram amca? Ben 100 yaşındayım evladım. O kadar hayat tecrübem var. Bak yine yaşını değiştirdim. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfkeler azaldıkça birden insanın içine bir hasret doğuyor, bir özlem. Evinin kokusunu, yatağını, yastığını, eşini, dostunu hepsi burnunda tutar. Onları çok kırmamışımdır değil mi Zeynep? Kimi? Bizimkileri. Yani bilemiyorum. Ama onların da kendilerine göre haklı nedenleri vardır. Bence haklılar. Yani bizi, çocuklarını, torunlarını düşündükleri için yaptılar. Fatih, sen haklıydın. Aynı şey Selim için olsa ben de aynısını yapardım. Yani onlar haklı. Sen ne güzel bir adamsın ya. Ben şanslı bir kadınım. Sen nereden buldun beni? Ha? Oğlum buldu beni. Ellerinize sağlık. Şule kızım yaptı. Eline sağlık Şule. Afiyet olsun.
ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım benim. Ya keşke hiç bitmese. Keşke böyle sen, ben, Selim sonsuza kadar bu yolda gitsek. Olur hayatım, gidelim. Ama direksiyonu veririm arada. Ver, ne olacak ki? Vallahi şu an o kadar mutluyum ki. Yani böyle ağzım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Ne bağır? Ne duruyorsun? Ama Selim korkabilir. Merak etme, korkmaz. O annesinin deli olduğunu biliyor. İyi o zaman bu ses. Hazır mısın? Deli. Fatih'i çok seviyorum. Çok seviyorum dedim. Ne yapardım bilmem. Ne yapardım bilmem. Zeynep. Hı. Ben düşünüyorum da bu hayatta senin ve çocuklarım için yapamayacağım şey yok. Vallahi. Buna ölmek de dahil. Fatih ya, niye şimdi ölüm falan deyip benim canımı sıkıyorsun? Yok yani, canını sıkmak için söylemedim. Niye söyledin o zaman böyle bir şey? Ya şimdi Selim büyüdüğünde, bir de şu yoldaki kerata büyüdüğünde, ne bileyim, onların böyle başa sıkıştığında, işte yardıma ihtiyacı olduğunda falan, ama tabii gurur yapıp da söylemedikleri zaman, ben de aynen annenin yaptığını yapardım da ondan. Ya Fatih. Haklılar vallahi hayatım. Yani ben de onlar büyüdüğünde böyle gizli gizli arkalarından takip ederdim onları. Onları koruyup kollardım. Haklılar, diyecek bir şey yok. Bir de o kadar hepsine bağırdım, çağırdım. Yazık, seslerini bile çıkarmadılar. Aşkım, seninle o kadar gurur duyuyorum ki. Ne güzel şeyler söylüyorsun, düşünüyorsun. Ama kendine haksızlık etme yani. Sen de haklıydın. Hem sonuçta biz onlar kadar büyük değiliz ki. Tabii ki de hatalar yapacağız. Bu hatalardan öğreneceğiz. Bak, bir şey daha öğrendik. Ne mutlu bize, değil mi? Ben her şeyi karımdan öğrendim. Hep beraber böyle öğrene öğrene büyüyeceğiz. Sen, ben, Selim, yoldaki. O yoldakini yerim ben. Yerim onu ben. Hepinizi yerim. İşte minik şekercizademiz burada. Görüyorsunuz değil mi? O şimdi bizim bebeğimiz mi? Evet aşkım, bu ikimizin bebeği. Babacığım, ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun Fatih? Sanki orada mı? Burada. Ya ben yerim seni. Her şey yolunda görünüyor. Bebeğiniz gayet sağlıklı bir gelişim sürecinde. Çok şükür. Babasına çekmiş. Bu arada sormadığınız zaman bebeğin cinsiyeti de belli. Yok yok, sakın söylemeyin. Bilmek istemiyor musunuz? Biz sürpriz olsun istiyoruz. Evet, sürpriz olsun. Eski usul yani. Peki, siz bilirsiniz. Bu kadar, toparlanabilirsiniz Zeynep Hanım. Tamam. Ya, peki şimdi doktor hanım, bundan sonra ne olacak? Yaklaşık 4 ay boyunca sürprizi bekleyeceğiz. Ha yok, o anlamda demedim. Yani şimdi ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, işte beslenme programımız ne olacak? Sonra tabii ki bundan sonra hayatımızda radikal bir değişim olacak değil mi? Yani bir takım değişiklikler olacak tabii ki ama hayatınızı kökten değiştirmenize gerek yok. Eskiye göre biraz daha dikkatli, biraz daha böyle rahatınıza düşkün yaşamanız yeterli. Mesela daha çok... Durun, durun, durun. Ne yapıyorsun hayatım? Fatih, ne yapıyorsun? Kaydediyorum. Neden? Ne gerek var işte, dinliyorum. Yok hayatım, ben kaydedeyim bunu da şimdi benim hanımın Laz damarı ağırdır da, inatçı biraz. Daha sonra bana inanmazsın, söylenirsin falan filan, kanıt olarak dinleteceğim bunları sana. Peki, başlayayım mı? Tabii, buyurun. Bir kere doktor kontrolü dışında kesinlikle ilaç kullanmamanız gerekiyor Zeynep Hanım. Asla. Onun dışında beslenmenize dikkat etmelisiniz. Aşırı yağlı, besin değeri olmayan gıdalardan, çaydan, kahveden ve bunun gibi şeylerden uzak durmalısınız. Kesinlikle. Size daha rahat şeyler giymenizi ve bir takım egzersizler yapmanızı önerebilirim. O iş bende, spor. Peki,
tütün mamullerinden, alkol gibi maddelerden uzak durmanız gerektiğini söylememe gerek yok herhalde. Elini kırarım. Şimdilik bu kadar o zaman. Bence tamam, yeter artık Fatih'ciğim. Sen şu telefonu kapat, gerek yok yani. Doktor Hanım'ı da yormayalım daha fazla. Niye ya işte? Fatih'ciğim tamam. Zaten her şey broşürlerde yazıyor. İnternete bakarız. Ayrıca benim ikinci çocuğum olacak. İyi tamam, ben zaten kaydedeceğimi kaydettim. Hayatım sen biraz beni dışarıda bekler misin? Benim doktor hanıma sormam gereken birkaç soru var. Niye? Yani böyle kadınsal şeyler. Tamam. Ben dışarıda bekliyorum. Doktor hanım çabuk söyleyin. Kız mı erkek mi? Sürpriz ne olacak? Yok sürpriz falan ya. Fatih'e sürpriz olacak. Bana söyleyebilirsiniz. Annesiyim ben sonuçta. Kız mı erkek mi? Peki. Bebeğiniz? Evet. Hayır yani insan kocasından niye utanır ki? Neyse. Ne yaptın hayatım? Sordun mu soracaklarını? Ben sordum sordum. Hallettim her şeyi. Hadi gidebilirsin. Dur bir vedalaşayım doktorla. Yok ben ikimizin yerinde vedalaşayım. Hayatım ilişkilerimi iyi tutmam gerekiyor onunla. Tamam hadi ne yapıyorsun? Bir işim var zaten. Ay. Hayırdır Fatih Bey? Doktor hanım çabuk söyleyin. Kız mı erkek mi? Sürpriz ne olacak? Yok canım ne sürpriz yani? Sürpriz Zeynep olur yani sonuçta. Ben de babasıyım. Kız mı erkek mi? Ya Zeynep Hanım duyarsa? Duymaz duymaz. Peki. Bebeğiniz? Evet, şu yastığı da dur şöyle. Tamam aşkım, gayet rahatım. Tamam, sen benden her şeyi isteyebilirsin ya. Sen rahat et, huzurlu ol yeter. Ben seni yanımda istiyorum. İkimiz de seni yanımızda istiyoruz. Ancak o zaman rahat edeceğiz. Sizin istekleriniz benim için emirdir. Evet. Fatih. Hı. Sence kız mı olacak yoksa erkek mi? Ne önemi var hayatım? Sağlıklı olsun da. Tabii yani orası öyle ama hani ne bileyim içinden kesin bir şey geçiyordur. Yani tabii cinsiyeti çok da önemli değil ama ya yani böyle benim hislerim çok kuvvetli oğlan. Ay benim de öyle geçiyor oğlan. Tabii tabii oğlan. Neyse ama sürpriz olacak bizim için. Tabii tabii yani sürpriz olacak. Önemli olan zaten sağlıklı olsun. Tabii canım. Annesiyle, babasıyla, abisiyle uzun, mutlu, huzurlu bir hayat olsun bize yeter. Ne oldu? Sancı mı geldi? Bir şey mi isteyeceksin? Yok öyle bir şey değil. Ne? Bu sessizlik beni çok ürkütüyor. O adını anmak istemediğim Serhan çıkıp gelip... Zeynep. Şu adamı aklından çıkar. Gitti o. Nereye gitti aşkım? Adam bize velayet davası açtı. Öyle kolay kolay gider mi? Gider. Gitti de. Bak bana dava açtı. Ne oldu? Avucunu yaladı. Yani başarısız olacağını anladı. O yüzden de gitti. İnşallah dediğin gibidir. Sen bize odaklan. Ailemize odaklan. Oğullarımıza odaklan. Oğullarımız mı? Hissettim ya. Evet. Babacığım. Oğlum, canın ne çekiyor? İstediğini söyle. İstediğini yapacak baba. Söyle bakayım. Şey... Ayak masajı istiyormuş. Öyle mi istiyormuş? O zaman hemen yapalım. Ay, kızıklamadan yap. Tamam canım, tamam. Merhaba hayat. Uzun da gelebildin ya. Aşkım ne yapayım ya? İşim başımdan aşkım. Zaten zor çıktı. Anladık. Çok çalışıyorsun. Çok işin var. Anladık. Hayatım ne oldu? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Bir şey değil Orhan. İki şey sıkıldı. Ya ne yapmış olabilirim ki? Yani it gibi çalışıyorum. Ne yaptım? Ya sorun da o zaten. Çok çalışıyorsun. Eve geliyorsun. Sürekli uyuyorsun. Ama hayatım her şey benim üstümde. Bunu çok iyi biliyorsun. Burası beni hiç ilgilendirmiyor. Ben senin karınım. Önceliğim benim. Tamam. Haklısın. Haklısın. Birazcık ihmal etmiş olabilirim seni. Kendimi affettireceğim ama. Ve bu akşam beraber yemeğe gidiyoruz seninle. Neyse
gerçekten mi? Evet. En azından karım için bunu yapabilirim yani. İkinci canını sıkan şey ne? Sizin şu Selim Paşa var ya. Hı. Bizim satışları yarı yarıya düşürdü. Vallahi. Hı. Oğlum babamın gözünden düşüyorum ben. Nasıl salladınız piyasayı ya? Aşkım vallahi üzüldüm desem yalan olur yani. Sonuçta biz de başarılı bir firmayız. Yani iyi bir ürün çıkarttık. Sonucunda alıyoruz yani. Ne yapalım? Keşke senin için yapabileceğim bir şey olsa ama yani... Var aslında. Ne var? Selim Paşa'nın tarifini istiyorum. Ajanım olacaksın. Selim Paşa'nın tarifini istiyorsun sen. Ne? Vallahi. Hayır. Niye? Herkese var da niye bana yok? Ya aşkım ben istifa ettim artık ya bu ajanlık işlerinden. Ben artık yapmıyorum böyle şeyler. İstifamı net bir şekilde verdim. Yani karım da olsa yapamam böyle bir şey. Ben namusuyla parasını kazanan bir adamım artık. Öyle mi? Öyle. Ya lan yine başlıyoruz ya. Aşkım veremem. Ya hayatım nasıl vereyim ben sana ya? Nasıl yani? Elemeyi göz nuru yani şimdi. Nasıl isteyebiliyorsun ki böyle bir şeyi? Ya aşkım zaten stresliyim. Bana böyle şeyler yapma gözünü seveyim ya. Veremem. Alo asistan. Hemen halama gidiyorsun. Bir bidon taflan turşusu alıp geliyorsun. Yok işte ben şimdi... Karımla yemek yiyorum. Sen ne yapacaksın taflan turşusunu? Karım aşerdi. Aşerdiyse git bizim eve al işte. Ben uzaktayım yani yemek yiyoruz karımla. Ya kapat ya tamam kapat. Allah Allah. Ne diyor? Mız mızlanıyor. Yok uzağız evden de yok bilmem ne de. E turşu? Taflan turşusu ne ya? Hayatım boş ver şimdi sen taflanını, turşusunu. Nasıl? Her şey iyi mi? Mutlu musun? Memnun musun? Yani seninle ilgilenen bir adam olabildin mi? Evet. Çok tatlısın. Sen daha tatlısın. Aşkım ayrıca haklıydın. Seninle son zamanlarda çok ilgilenemedim. Ama bir daha böyle bir şey yaparsam kafamı kırarsın, tamam mı? Orhan. Hı. Aslında... seninle yalnız vakit geçirmek istememin bir sebebi var. Ne oldu aşkım? Ya ben bir süredir evliliğimiz hakkında düşünüyorum. Evliliğimizin nesi varmış ki? Ne düşünüyorsun ki? Ya işte öyle her şey iyi gidiyor mu? Tamam mı? Yani bir eksiğimiz var mı falan diye. Aşkım beni korkutuyorsun ha. Ne oldu? Söylesene. Orhan ben bir karar verdim. Ne? Bak bu evliliği bu monotonlukla sürdüremeyiz. Hayatım ne diyorsun? Söyle artık ya. Ya hayatımıza renk lazım, hareket lazım, bir şey lazım yani. Olmuyor bu böyle. Sen benden boşanıyor musun? Orhan ben... Ya söyle. Sen benden boşanıyor musun? Orhan. Tamam söyle. Sen benden boşanıyor musun? Ben anne olmak istiyorum. Orhan. İyi misin? Evet. Anne olmak istiyorum. Bir daha söyle. Senden çocuğum olsun istiyorum. Bir daha söyle. Ya anne olmak istiyorum. Bir daha söyle. Anne olmak istiyorum. Aa, baba oluyorum. Gidin dur. Baba oluyorum. Herkes size bakıyor. Baksınlar, baksınlar. Herkes baksın bize. Baba oluyorum. Tamam, 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 tamam. Ay Allah, Orhan sadece karar verdi. Karar verdim.
başardınız aşkım. Yasadır. Baba alıyorum. Orhan çanta. Orhan. Çanta. Çanta. Enişte hemen söyleyeceğim. Baba alıyorum. Gel aşkım ya. Tamam olsun. Ya bir sıkıntı. Ya ne olur. Ya bir sıkıntı. Ağzını yerim ben seni. Çocuk uyuyordur, yavaş. Çocuk. O da uyansın. Sürpriz! Ay merhaba Tobi, ne oluyor be? Abla sana mükemmel bir haberim var. Eniştem içeride mi? Çünkü enişteme söylediğim zaman bu haberi suratını görmek istiyorum. Ay Selin, yoksa sen hamile misin? Nereden anladın ya? Oha atmıştım, gerçekten hamile misin? Hayır, hayır değilim ama olmak istiyorum. Yani? Yanisi mi kaldı abla, lafı ağzımıza tıktın? Gerizekalı, büyük haberimiz var dediğin bu muydu yani? Oldu olacak, ne zaman şey yapacağınızı... Tövbe tövbe. İşte Orhan'ın işi. Ya neyse ya, eniştem içeride mi? Yok Fatih, onu taflan turşusu almaya gitti halamlara. Gelmedi mi hala? Gelmedi Orhan, kolay mı o işler? Allah Allah, gidecek gelecek bir sürü yol. Hem bak bunlar ileride senin de başına gelecek. Zor geliyorsa vazgeç şimdiden. Vazgeçmem. Vazgeçmeyiz değil mi aşkım? Vazgeçmeyiz. Hayatta vazgeçmeyiz. Hayatta. Evet. Şu an vazgeçmiyorum ama önümüzdeki günleri bilemiyorum onu. Aşkım vazgeçmeyiz. Bir kere karar verdik. Bitti gitti. Abla hadi sen de hazırlan. Ne hazırlan? Ya çıkacağız, kutlayacağız. Yok ben gelemem kutlamaya falan. Fatih turşu getirecek, ben turşuyu. Ya olur mu abla? Tabii ki çıkacağız, kutlayacağız. Eniştem de biz neredeyse oraya gelir. Hadi. Ya oğlum sizin... Çocuk yapmaya karar vermenizi mi kutlayacağız ya? Ne biçim bir şey bu? Vallahi hiç bana bakma. Yahu benim fikrim, benim kararım, sonucuna da razıyım. Ya sonuçta karar vermek başarmanın yarısıdır. Ben de yarı yarıya bir babayım yani sonuçta. Ay ne konuştun, tamam geç, yeniyorum geç. Allah sana kolaylık versin. Çiçek açmış yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek, bana ettiklerin az mı gelecek, yandım Allah yandım, yandırma beni, derin uykulardan kaldırma beni, seviyorum diye kandırma beni. Abici. Ayaş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Boyunu boyuma. Ne oldu? Sancı mı? Fatih çabuk onu bana ver. Ne oldu? Ver şunu. Ben nasıl görmedim onu, zeytin sandım. İşte bu taftan turşu. Taftan turşu bu mu? Hı hı. Hayatım dur. Yavaş yavaş ya, boğulacaksın. Uy Ayşe dedi, ondan da böyle saldırdı. Yoksa çok kibar. Sen çok mu seviyorsun onu Zeynep? Sevmek ne demek Aydın abi, ben bunu aşeriyorum ya kaç gündür. Reis, sizin evde yok mu? Bir Karadenizli'nin evinde taflan turşusu olmaz mı? Uy verdi. Ha bu benim, Orhan yedi bitirdi hepsini de. Ya seviyorum ya. Yok Haydar abi, yok yani. Komşularında bile yok. Beni arasaydın Fatih, depoda 20 bidon turşu var. 20 bidon mu? Evet. Oğlum. Depodan 2 bidon taflan turşusu alıp Fatih'in arabaya koyun. 3 bidon, 3. 3 bidon olsun. Haydar abi, Allah senden razı olsun ya. Vallahi yani doğacak şu çocuğumuz erkek olsa göbek adını Haydar koyardım. O derece bir sevap istedim vallahi. Sağ olasın Haydar abi. Oradan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Ne senden öncesi,
sonrası. Ne senden öncesi. Şevket, bak net anladın değil mi? Bundan sonra başını belaya sokmak yok. Tamam mı? Kim sana ne derse desin, eyvallah deyip geçip gideceksin. Anladın mı? Kimseye bulaşmak yok. Şevket. Tamam değil mi? Ya tamam ya, tamam da Allah Allah. Anladık dedik ya, işte şurada dans ediyoruz. Bak eğleniyoruz. Zeyretme şimdi bunu Meryem. Ben dayımın değişeceğini hiç düşünmüyorum. Niye öyle diyorsun ya? Adam kaç yaşına geldi artık? Hayatım, ben de onu diyorum işte. Bir insanın 7'sinde neyse 70'inde de olur. Ben dayımı bildim bile hep öyle. Saçmalama Orhan. Adam torun torba sahibi olur. Değişir. Torun torba demişken... bizim de bir bebek işimiz vardı Selim Hanım. Ay Orhan, bir 5 dakika ara ver. Lütfen bak, bir şey dedim, hep pişman etme beni. Ya hayatım, ne yapayım ya? Ben küçük küçük selincikler istiyorum artık. İstiyorum yani. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Fatih. Efendim? Bence bu yeni doğacak bebeğimiz bize uğurlu gelecek. İyi o zaman. Selim uğurlu, ufaklık uğurlu. Biz her şeyin üstesinden geliriz o zaman. Geliriz değil mi aşkım? Artık hep mutlu olalım istiyorum ben. Olalım hayatım, hep mutlu olalım. Ha Zeynep. Hı? Ya Meryem Ana şeyden bahsetti de... bu bizim Selim Paşa markasını almak isteyen insanlar varmış. Hı. Ben de dedim ki... işte karıma danışayım falan. Yani satarsak bayağı zengin olurmuşuz. Biz zaten zenginiz Fatih. Yani paraya pula ihtiyacımız yok kimse. Siz yetiyorsunuz. Benim en büyük servetim de sizsiniz zaten. Vallahi hayatım, ben dayımın değişeceğini hiç düşünmüyorum. Niye öyle diyorsun ya? Adam kaç yaşına geldi artık? Hayatım, ben de onu diyorum işte. Bir insanın 7'sinde neyse 70'inde de olur. Ben dayımı bildim bile hep öyle. Saçmalama Orhan. Adam torun torba sahibi olur. Bizim de bir bebek işimiz vardı Selim Hanım. Ay Orhan, bir 5 dakika ara ver. Lütfen bak, bir şey dedim, hep pişman etme beni. Ya hayatım, ne yapayım ya? Ben küçük küçük selincikler istiyorum artık. İstiyorum yani. Ben sende tutuklu kaldım. Aşkım bak, ne olursun bir tane çocuk yapalım. Yani bir tanesine başlarsak gerisi gelecek zaten. Ben baba, mükemmel bir baba olacağım yani. Babayım aslında yani. Ya sıkılıp bir kenara atarsan? Ya o ne biçim bir laf ya? Sanki eşyadan bahseder gibi bahsediyorsun. Vallahi bilemiyorum Orhan. Bazen bana da öyle davranıyorsun. Yani böyle hevesini alıp bir kenara atmış gibi. Ya sen ne diyorsun hayatım? Hiç öyle şey olur mu? Hayatım? Kuzum. Haklısın. Bu iş güç yüzünden sen birazcık ihmal etmiş olabilirim. Ama yani bu hayat benim için de yeni. Ablam bıraktı işi, abin bıraktı. Yok şirketidir, ihalesidir, her şey üstüme kaldı yani. Çok zorlanıyorum. Tamam, senden de özür dilerim. Evet, biraz ihmal ettim. Ama hatırlasana, bu işi de sen istedin diye kabul ettim. Yani ikimizin mutluluğu için yapıyorum bunu. Tamam, bak. Bundan sonra... yani sen istemediğin sürece çocuk mevzusunu açmak yok. Tamam. Ya ben şimdi istiyorum Şapşal. Neyi? Ya ben sana şaka yaptım ama sen ciddiye aldın. Şaka mı yaptın? O sistemlerin falan her şey şaka mıydı yani? Yo. Yani ihmal edildiğim konusunda çok ciddiydim. Ama bebek konusunda değildim. Ben seni hiç ihmal etmem.
çocuğumuzu hiç ihmal etmem. Ne yapalım o zaman? Ne yapalım? Sen istiyorsun. Ben istiyorum. Çocuk. Ne yapacağız? Çocuk yapacağız. Ay oğlum! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.